tasavvuf ve tarikat ilmi de tahrip etmiştir. Onlara göre ilim mürşidin söyledikleridir. Çünkü peygamberlerin bilgileri vahye dayandığı gibi bunların bilgileri de ilhama dayanıyor. İlhamın vahyin kaynağı ilahi olduğu gibi evet. Bu velilerin ilhamının kaynağı da yine ilahidir. Yani bunlar da mı peygamber o zaman? Yani o işte kelime böyle şey o farkı yani. Kelime cambazlığı onu, ya, yapıyor. Onun peygamberlerinkine vahiy deniyor. Bunlarınkine de ilham deniyor. Onlara peygamber deniliyor. Bunlara da veli deniliyor. Ama peygamber melek vasıtasıyla alıyor. Bunlar direkt alıyor. Direkt alıyor. Bunlar daha üstün. Yani şimdi bizim zamanımızdaki o zat da onlar da diyor ki biz direkt Allah'la konuşuyoruz diyorlar. Yani Peygamber Efendimiz Cebrail vasıtasıyla konuşuyordu. Evet. Bunlar diyor ki yok Kasım Paşa'lı Şevket Efendi bilmem kim bilmem kim müritlerimiz Allah'la doğrudan doğruya konuştu. Ve şeyh kendisi de diyor ki ben Allah'la doğrudan doğruya görüştüm. Bu konuyu görüştüm. Filan zat hakkındaki dedikodunun aslı var mı yok mu dedim Cenab-ı Allah'a. Ha diyor o zat diyor ki beni diyor ben ona müracaat ettim dedim ki ben hapiste çok sıkıldım beni hapisten kurtar dedim diyor. Evet. O da diyor bana dedi ki ben Cenab-ı Allah'a bunu arz ettim. Cenab-ı Allah bana dedi ki ona olan muhabbetin başka. Sen aradan çekim. Sen aracı olma ona. Evet. Yani böyle direkt Allah'la görüşebiliyor bunlar. Peygamber Efendimiz Cebrail vasıtasıyla görüşüyordu. Bunların iddiasına göre bunlar direkt görüşüyor. Direkt görüşüyor. Direkt görüşüyor. Hiç melek olmadan. Ha şimdi ilmi de tahrip etmişlerdir. Yani bunların en ağır toplarından birisi Muhyiddin Arabi diyor ki hadis alimleri bir hadis için şüpheleri olduğu zaman onlar araştırıyor. Aslı var mı yok mu filan filan. Fakat biz velilerin işi öyle değil. Biz araştırma değil. Biz direkt peygamberle irtibat kurarız. Ve sorarız sen bunu söyledin mi söylemedin. Vay. Eğer söyledim derse bütün hadis alimleri onu kabul etmese de bizim için müteberdir. Çünkü peygambere tasdik etmişler. Yani direkt peygamberle görüşebiliyoruz, sorabiliyoruz diyor yani. Peki hocam şimdi biz bunu konuşuyoruz da. Şimdi o biri de ilim de yok. İlmi de tahrip etmişlerdir. Ayrıca ibadetin gayesini de tahrip etmişlerdir. Evet. Asas ibadet niçin yapılıyor? Cenab-ı Allah'a yakınlık kazanmak için. Evet. Yani intibaha gelmek için. Devamlı ilahi kontrol altında olduğunu unutmamak için. Evet. Ve günahlardan sakınmak için o ibadetler yapılıyor yani. Fakat bunlar uydurdukları hadislerle ibadetlerin gayesini de değiştirmişlerdir. Onlara göre ibadet niçin yapılıyor? Günahları affettirmek için yapılıyor. Evet. Böylece onun için uydurdukları hadislere göre 5 vakit namaz kılan günlük bütün günahları affoluyor. Temizlenir. Temizlenir. Ve haftalık Cuma namazına gittiği zaman da haftalık temizlenir. Ha Buhari hepsi bunlar. Buhari yani hadisleri. Evet. Ondan sonra Ramazan orucunu tuttuğu zaman da yıllık o günahlar hepsi affolur. Hacca gittiği zaman da ömründe ne yapmışsa hayatında hepsi affolur. Ya hiçbir şey de yapmamış. Yapmamışsa da o zaman Subhanallah ve bihamdi 100 kere derse yine günahları hepsi affolur. İstese bile cehenneme gidemez yani. Yani hepsi Buhari'nin hadisleri ya. Evet. Ya hiçbir şey yok. Bu adam hiç hayır adına hiçbir şey yapmamıştır. Onun durumu ne olacak? Onu da cenaze bahsine bakın. Orada da diyor ki 2 kişi şahitlik yaparsa onun iyi bir Müslüman olduğuna Cenab-ı Allah onu da affeder. Yani bu kadar kolay yani. Allah'ın rızasını kazanmak ve bütün günahları affettirmek bu kadar kolay onlara göre. Onların uydurdukları hadislere göre yani. Evet. İbadetlerin gayesi nedir onlar için? Günahları affettirmektir. Halbuki gerçekten nedir? Peygamber Efendimiz sahih bir hadisinde buyurur ki sizin günahlar, sizin ibadetleriniz, namazınız
sizi günahlardan alıkoymuyorsa, evet, o namaz sizi Allah'a yaklaştırmaz. Aksine sizi Allah'tan uzaklaştırır. Bunun gibi. Şimdi demek ilmi de tahrip ediyor bunlar. Evet. Ayrıca ahlakı da tahrip ediyor. Evet. Hocam niçin ahlakı tahrip ediyor? Şimdi diyecekler ki ya bütün tasavvuf ve tarikat ehli ahlaklı olmamızı telkin etmiyorlar mı? Hayır. Ahlakın temeli dürüst olmaktır. Yalan söylememektir. Ahlakın temeli budur. Dürüst olmak. Yalan söylememektir. Peygamber Efendimiz'e en büyük günahları soruyor sahabiler. Evet. Ki diyecekler ki şimdi bu hadis şeyde, evet, Buhari'de de var, Müslim'de de var. Buhari ve hadiste efendim bazılarını kabul ediyor. Elbette ki Buhari'nin bütün hadisleri asılsız değildir. Evet. Aslı olan da vardır, olmayanlar da vardır. Evet. Bunu ayırt etmek de uzmanların işidir yani. Evet. Müktesebat gerektirir. Sıradan insanların anlayabileceği şeyler değil bunlar yani. Şimdi Peygamber Efendimiz'e soruyor. En büyük günahlar nelerdir? Sayıyor Peygamber Efendimiz onları. Ondan sonra Abdullah bin Ebi Bekre, çok büyük bir sahabidir. Evet. Ebi Bekre. Ebu Bekir değil, Ebi, evet, Bekre. O babasından, yani Abdurrahman babasından rivayet ediyor. Peygamber Efendimiz'e sorduk. En büyük günah nedir bunların içinde de? Yani büyük günahlar içinde de daha en büyük günah hangileridir? Peygamber Efendimiz buyurdu ki eşşirkü billah ve kavlu zor ve şehadetü zor. Allah'a ortak koşmak ve yalan söylemek, yalan söyleme, ve yalan şahitlikte bulunmak. Evet. En büyük demek ki günah nedir? Şirk ve yalan. Ve yalan. Şimdi Müslümanlarda yalandan bol bir şey yok. Bir şey yok.